Selamlar, nasılsınız? Umarım keyifler yerindedir. Bu zamana kadar çeşitli metotlarla üretim yapmayı, ek gelir elde etmeyi, ticaret yapmayı içeren konuları sizlerle paylaştık. İşin fiziksel kısmındaydık sürekli olarak. Üretip satmak ya da kendi işimizi kurmak için uğraşıyorduk. Bunların hepsi yorucu ve zaman alan süreçler, sabır isteyen süreçler. Çünkü arada her zaman insanlar oluyor ve insanlar da sizi doğal olarak yoruyorlar. Bunları yapmaya devam edeceğiz. Fakat ekstra bir kazanç yöntemini Bitcoin rehberi olarak sizlerle paylaşmaya karar verdim. Az çok duymuşsunuzdur Bitcoin'i. Bitcoin aslında sistemin adı değildir. Sistemin adı kripto para sistemidir. Bitcoin bu sistemin içindeki en popüler para birimidir. Nasıl ki dolar dünyada en popüler para ise Bitcoin de bu dünyadaki en popüler paradır. Şimdi konumuza gelecek olursak Bitcoin'den nasıl para kazanırız? İlla ki bir Bitcoin almamız gerekiyor mu? Tam bir Bitcoin. Çünkü bir Bitcoin'in şu anki fiyatı 106 bin lira. Ya da 107 bin lira dayanır birazdan. Çünkü sürekli olarak yükseliyor. Bundan illa ki tek bir parça almanıza gerek yok. Ben şuraya mesela bir yazarsam karşılığını yukarıdaki gibi göreceksiniz. Alt kısmında çıktı. Fakat benim o kadar param yok. 0,0,0,5 yazdım. 53 liralık Bitcoin alabiliyorum. Nasıl ki altın alırken gram altın alabiliyorsunuz. Aynı şekilde burada da küçük parçalar halinde alabilirsiniz. Pastayı dilimleyerek siz de kar yapmaya başlayabilirsiniz. Küçük paylarınızı oradan alırsınız. Zamanla da bunlar değerlenir. Çünkü Türk parasını elinizde tuttuğunuz sürece maalesef ki değer kaybetmeye devam ediyor. Ve sizin zararınızın önüne geçilememesi böyle giderse maalesef ki olacak şeydir. Biz konumuza tekrar dönecek olursak almak istediğiniz miktarı çeşitli sitelere girerek alışveriş yapacağınız bankacılık sistemleri gibi nasıl ki Akbank, Garanti, Ziraat gibi firmalar varsa burada da bu kripto para alıp satan siteler var. Onlar da komisyondan alıyorlar aynı bankalarda olduğu gibi. Sizin de cüzdanınızı, kasanızı kendi bünyelerinde tutuyorlar. Alıp satmak istediğiniz zaman her türlü Türk Bankası'ndan işlem yapabilirsiniz. Para yollayacağınız zaman da alacağınız zaman da bir problem kolay kolay yaşamazsınız. Şimdi biz bu işlemleri hangi siteler üzerinden nasıl yapabiliriz? Ben iki tane site göstermek istiyorum. Bir tanesi Türkiye'de faaliyet gösteren bir site. Az önce demiş olduğum gibi Bitcoin bu sistem içindeki en popüler para. Bir sürü para çeşidi var. Bu listede görmüş olduğunuzdan daha da fazlası var. Bu paraların fiyatları neye göre değişiyor? Arz ve talep olayına göre değişiyor. Mesela bir ürünü piyasada çok kişi isterse fiyatı artacaktır. Çünkü üretim bellidir. O yüzden ne kadar arz talep olayı varsa para o kadar değerlenir. 5 yıl önce çıktığı zamana bakacak olursak bu grafikte gösterdi 925 lira fakat çok daha düşük bir miktardan giriş yapmıştı. Günümüzde ise 106 bin lira. Yani siz bunu 2018 yılında ya da şu arada bir yerde bile alsaydınız 18 bin lirayken bu civarda alsaydınız şu an paranızı çok güzel katlamışsınız ve şu an eminim ki neden almadım ya da neden daha önceden görmedim bilmedim cesaret edemedim gibi şeyleri söylüyorsunuzdur. Ama olay tamamen bitmiş değil. Çünkü piyasaya yeni paralar da çıkıyor. Onlar da değerleniyor ya da değer kaybediyor. Buradaki dalgalanmalardan da para kazanabilirsiniz. Ama yine de en güvenli yatırım limanı Bitcoin'dir. Çünkü popüler olduğu için insanlar genellikle buraya yatırdıkları paraları zarar etmeden alabiliyorlar. Çünkü sürekli olarak yeni gelen insanlar direkt Bitcoin'e giriş yapıyor. Küçük küçük alsalar bile orada bir Bitcoin azalması gerçekleşiyor. Bitcoin'de sınırsız değildir. Bunların miktarları belirlidir. Şu an tam ne kadar olduğunu hatırlamıyorum ama yani sonsuza kadar üretilmeyecek bu. Belli bir miktarı var. O miktardan sonra daha yukarı çıkmayacaktır. Biz buradaki göstermiş olduğumuz olayı küçük parçalarla alabiliyorsunuz demiştim ya. Burada mesela yine popüler bir para çeşidi var. Ethereum. Birkaç önce ben bunu almıştım. 1000 lira civarındaydı. Eğer tutsaydım şu an 3'e katlamıştı neredeyse. Bu gibi durumlar oluyor. Biraz canını sıkıyor. Burada para birimiyle ilgili bilgiler yer alıyor. Türkçe bir şekilde olduğu için rahatça anlayabilirsiniz. İlgili haberleri de buradan görürsünüz. Eğer merak ediyorsunuz parayla ilgili olur mu olmaz mı? Bu para yatırım yapılır mı gibi.
ufak çaplı da olsa bir araştırma yapmanızı öneririm. Direkt almayın. Zarar ihtimaliniz yüksek olur. Mesela şurada Ethereum'a bakalım. Grafik çeşidimizi değiştirelim. Şimdi direkt gözünüzü korkutmasın. Ekran çok dolu gibi gözüküyor olabilir ama aslında o kadar da dolu değil. Bakın bu paranın ne kadar yükseldiği, ne kadar alçaldığı. Mesela ben şu aradayken alsaydım eğer 300-400 lira yakın bir kar yapacaktım. Daha öncesi de var. Şöyle bir ay, 3 ay. Bir ay öncesine gidelim. 2600 liraymış. Bakın 500 lira. Bir ayda 500 lira kar yapacaktınız. Bunu altından bu kadar yapamazsınız. Dövizden bu kadar yapamazsınız. Bunu cazip kılan olay bunun hisse senedi gibi, fonlar gibi ya da uluslararası anlaşmalardan etkilenen bir sistem olmaması. Hisse senetleri etkileniyor. Fakat burada bireysel olarak yatırım yapan çok fazla insan olduğu için onlar uluslararası anlaşmalara falan bakmazlar. Çünkü bu paranın tam olarak bir ülkeye bağlılığı yok. Herhangi bir ülkeden direkt emir almıyor. Zaten cazip kalan bir yanı da bu. Bir de çalınma riski daha düşük. Şifrelendiği için. Ve sizin kendi ekstra koruma sistemleriniz olduğu için güvenlidir. Bakın buradaki yükselişi rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Bu diğer para birimleri için de geçerli. Eğer sizin kafanızda yatmazsa aralarında geçiş yapıp kendinize uygun olanı bulabilirsiniz. Burada da tüm para birimleriyle ilgili bir analiz sitesi var. 1, 2, 3, 4 diye gidiyor. Bu şu an işlem gören ve yani daha değerli olanlar, yükselenler, popüler olanlar daha üst sıralardadır. Mesela bir para az önce dediğim gibi arz ve talebe göre değişebilir. Fakat spekülasyon olayları da var her yerde olduğu gibi. Örnek verelim, Dogecoin diye bir coin vardı. Burada şu an görebileceğiz mi bilmiyorum ama. Bir TikTok videosuyla troll amaçlı çıkan bir para birimi 1 dolara çıktı. Yani 0,01'den 1 dolara çıktı. Bu parayı eline tutanlar kar yaptı mesela. Bitcoin grafiğini az önce göstermiştik. Şimdi burada herhangi bir para yatırım yapacaksınız. Yani bu örneği zaten verdik. Başka bir şeye geçelim. Mesela Tezos'a. 17 liraymış bu. Bir Tezos 17 lira. Burada bu para sisteminin hakkında insanların konuştuğunu görürsünüz. Açtığınız zaman bununla ilgili haberler. Bunların orijinal zaten hesapları bunlar. Resmi hesapları. Buradan zaten haberleri görürsünüz. Ne kadar konuşuluyorsa, ne kadar reklam yapılıyorsa o kadar çok daha değer görecektir. Çünkü insanlar sürekli karşısına çıkan bir şeyin artık güvenilir olduğunu düşünmeye başlayacaklar. Hiç bilmediği bir para birimine insanlar yatırım yapmaz. Zaten bu 18. sıradaymış. Sırası da güzel yani fena değil. Daha aşağı indiğiniz zaman daha düşük değerli para birimlerini görüyorsunuz. Bu arada bu analiz sitesi direkt buradan alamazsınız. Burada sadece hacim diyor mesela piyasa değeri diyor. Bu 24 saatte bu miktarda ederi olan Bitcoin dolaşmış. Ya da bir aşağıda Ethereum. Bakın hepsinin yüksek bir miktara sahip olduğunu görüyorsunuz. Yani 20 milyar lira ne demek? Yani insan sorgular yani bunları. Büyük paralar. Burada para birimleri de zaten yer alıyor. İstiyorsanız direkt buradan dolu olarak da bakabilirsiniz. Ama ben TL'ye çevirdim çünkü bizim TL olarak görmemiz daha mantıklı. Eğer ki dolar kazanıyorsaydık buradan dolar bazında bakardık. Bizim cebimizden çıkacak para sonuç olarak TL. O yüzden TL olarak bakmaya devam ederim. Burada mesela 1 saat içinde 0,8 yükselmiş. Bu size az gibi gelebilir ama kesinlikle az değil. 107 bin liranın 0,8 yükselmesi size hissettirir. Eğer bir Bitcoin'iniz varsa. Küçük bile olsa hissediyorsunuz arkadaşlar. Buradaki grafiklerden az çok ne yönde gittiğini zaten görüyorsunuz. Yani kısacası bunları kurcalamanız gerekiyor. Şurada bir İngiliz borsası var. Yani İngiltere tabanlı bir şirket. Burada da aynı şekilde. Yalnız burada daha çok para çeşidi var. Daha global olduğu için. Bizim buradaki bahsetmiş olduğumuz Türk sitesi. Daha yani bizim kıtamızda daha çok kullanılıyor diyebiliriz. Yani daha çok hatta Türkiye merkezi diyebiliriz. Yurt dışında çok kullanıldığını zannetmiyorum. Çünkü site çok popüler ve eski olduğu için.
İlk girenlerden bunlar. Bu BNB'de Binance'ın parasıdır. Binance'da işlem yaparken kullanabilirsiniz. Bunu elinizde tutmanız sizden daha az komisyon olmasını sağlar. Aynı şekilde Bitexen'in de kendi Exen coin'i vardır. Burada gözüküyordur muhtemelen. Kendi para birimi. Bunu elinizde tutarsanız belli miktardan sonra size komisyonunuzu belli bir miktarda geri iade ediyor. %10, %20, %30, %40, %50'ye kadar çıkabiliyor. Burada Binance Coin'e bakmıştık. Şu an 31 dolar gibi bir fiyatı var. Ne kadar alıp satıldı. Toplam arzı. Az önce bahsetmiş olduğum olay da bu aslında. Bunlar sonsuz üretilmiyor. Belli bir üretim sınırı var. Onun daha üstüne çıkmayacak. Çünkü eğer daha üstüne çıkarsa insanlar yatırım yapmaktan kaçacaktır. Bakın burada 21 milyon BTC yazıyor. 21 milyon bir olmayacak asla. Ve bu yüzden de değeri genel olarak artmaya devam edecek. Çünkü elinde bu parayı tutanlar daha fazla kar etmek için daha uzun süre tekrardan satış yapmayacaklar. Kısaca sizin alım satım yapmanız için bu sistemleri biraz incelemeniz gerekiyor. Her ne kadar ben buradan anlatsam da bu asla yeterli olmayacaktır. Çünkü burada bir derya deniz bilgi var. Ama bunları da çözersiniz bir şekilde. Bunlar zamanla oluyor. Öyle bir günde olmasını, bir haftada olmasını beklemeyin. Zaman ayırdıktan sonra para kazanmanız yüksek bir ihtimal. Tabii para kaybedebilirsiniz de bunu da göze almalısınız. Kaybetmek istemediğiniz miktarları asla yatırmayın. Çünkü o para bugün 1000 liraysa yarın 200 lira da olabilir. Yarın 20 bin lira da olabilir. Çünkü çok fazla etkileniyor. Bu yüzden sizin her ne yapmanız gerekiyorsa, mesela bu bizim hesabımızdaki para. Her ne yapmanız gerekiyorsa planlı bir şekilde, sistemli bir şekilde ilerlemelisiniz ve ona göre hareket etmelisiniz. İnsanlar alım satım yaparken şurada bir bakalım. Mesela Tether al dediğim zaman buraya değer giriyorsunuz. Ya da daha küçük parçalı olanlara bir bakalım. Şöyle biraz daha detaylı şuradan bakalım. Buraya örnek veriyorum. Az önce demiştik ya küçük parçalar alabilirsiniz. Ben 100 liralık almak istiyorum. Buraya alış emri girdiğiniz zaman siz bu listeye ekleniyorsunuz. Bu listede sizinle birlikte girenler de sıralanıyor. Kırmızı ve yeşil olan iki farklı şey var. Alım satım. Bir taraf almak istiyor, bir taraf satmak istiyor. Bunlar bir şekilde dengeleniyor. Eğer ki siz bu miktardan 100 liradan 46 tane 49 tane alabiliyorsanız yarın bir gün bunu belki 140 liradan satabilirsiniz. Ama bir günde falan kar yapmayı hiçbir zaman beklemeyin. Olur mu? Olur. Ama düşük bir ihtimal. Yani bir günde para kazanamazsınız. Böyle elinizdeki parayı da direkt olarak yatırmayın. Yarın bozacağınız parayı bu sistemlere gömerseniz eğer canınız yanar. Çünkü komisyon falan kesiyorlar. Komisyonlar çok yüksek değil. Ama ufak bir dalgalanmadan para kazanamazsınız. Yani örnek veriyorum. Bir para mesela şurada 3224 lira. Bu 25 lira olunca çekmeyin. Örnek veriyorum. Bu 3040 lira olunca, 50 lira olunca hani çekin ki komisyonunu aldıktan sonra size de para kalsın. Komisyonlar çok yüksek değil. 0,0,3 gibi bir şey olması lazım. Yani benim şu an aktaracağım kısım bu kadar. Eğer merak ediyorsanız birazcık bu sitelerde gezmeniz gerekiyor. Kendinizin anlaması gerekiyor. Diğer türlü bizim burada anlatacağımız şeylerin bir değeri kalmayacak. Çünkü kendiniz fark etmediğiniz sürece anlayamayacaksınız. O yüzden kendiniz olabildiğince kurcalayın. Yani bunun bir ötesi artık sizin çabanıza kalıyor. Mesela şu kısım satış yaparken şu kısım almaya çalışıyor. 107.482 liradan almaya çalışıyor. Burası da 107.625 lira satmaya çalışıyor. Buradan anlık olarak bile para kazananlar var. Fakat Bitcoin'de bunu pek
önermiyorum çünkü kaybedersiniz, güzel kaybedersiniz. Daha küçük değerli paralarda yaparsanız mesela Litecoin 71 lira 73 lira. Örnek veriyorum sabah bunu siz ne kadarmış güncel fiyatlarından bakalım. Sabah 449 aldıysanız birkaç saat sonra 474'e satın. 10 lira 20 lira karda bozmanız size bir şey kaybettirmez. Şu an anlatmak istediklerimin çoğunu aktardım. Buradan dediğim gibi fiyatı siz yazarsınız. Buna göre alış emri girersiniz. Bu listeye eklenirsiniz. Daha üstte kalırsanız daha hızlı alırsınız. Alta giderseniz duruma göre belki hiç alamazsınız. Belki de size kadar gelir. Belki tekrar yükselir. Yani biraz da şans işi. Biraz da yani riski göze almanız gerekiyor. Şu an aktaracağım başka bir şey kalmadı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.